Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden gelen sorulara devam ediyorum. En son 5500 TL'ye Egehan arkadaşın sorularını yanıtlamıştım. Ona kombin önerisi, giyim tavsiyesi vermiştim. Şimdi sizin sorularınızdan devam ediyorum. Sırayla işte atlamadan hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Atladığımda beni uyarırsınız, yorumlara eklersiniz. Ozan Şahin adlı arkadaş 1500 TL'ye full face bir kask istemiş. Ona önerebileceğim, hani 1500 TL'ye kadar dediği için o seviyeye uygun, ortalama, yani o seviyenin biraz altında da üstünde de diğer arkadaşlara örnek olsun diye bu kaskları önereceğim. Next SX100 kasklarını önereceğim. Mesela bu kaskı daha önceden zaten paylaşım yapmıştım. Daha önceden incelemiştim ve işte kafama giymiştim ve detaylarını vermiştim. O zaman SX100 bakabilirsin. Onun dışında birkaç tane daha kask önereceğim tabii. Mesela Marushi'nin bu kaskını önereceğim sana. Spor sürücüler için ideal zaten. Onun için yapılmış bir kask. Ön havalandırma, üst havalandırma, arka hava çıkış kanalları var. Ve gerçekten hafif bir kask. EC2205 sertifikasına sahip 999 Ares diye geçen bir model ve 1150 gram. Yani düşünebileceğinin en hafif, hafif kasklardan bir tanesi. İki kere tekrarlamış oldum bu sefer. 1150 gramlık bir kask ve hem de artı eksi 50 olarak değişiyor. Yani daha hafif de olabilir, daha ağır da olabilir. Olsa olsa 1200 gramlık bir kask olur en fazla. İç petleri gayet iyi yapılmış ve özelliği de Double D bir bağlantısı olması. Double D bağlantı en güvenli bağlantı çeşidi biliyorsunuz. Bunu ilk önce kafama giyeyim. Sonra devam edeceğim bu kasktan. Bu kask böyle, renkli bir tane camı var ve işte kademeli olarak açılıyor. Ön burun pedi, ön burun çıkıntısı gerçekten iyi yapılmış. Çünkü hemen burun pedinin yan taraflarında havalandırma kanalları var ve havalandırma kanalları da bu yapmasın diye özellikle hani 5 kanal bu tarafta, 5 kanal bu tarafta yapılmış. Ön şu hava kanalında şöyle hani basitçe açılıyor. Ve kapandığında gerçekten hem hızlı kullanışlarda hem de hani rüzgarlı ne diyeyim rüzgarın çok fazla olduğu yerlerde kafanıza sarsıntı yapmaması için özel dizayn edilmiş bir kask. Yani detaylarını zaten hani bütün arkadaşlar biliyordur. Ben de zaten açıklamalarda yazacağım. Ön havalandırma küçük kanallara da sahip. Bunu biraz daha yakından paylaşabilirim ama kamera netliği tabii çok iyi olmayacaktır. Bir de hani arkadaşlar kamera netliğinden söz etmişlerdi. Bazı çekimlerde tek başıma yapmak zorunda kalıyorum ve işte uzaklığı tam olarak ayarlayamıyorum. Kusura bakmayın o yüzden arkadaşlar. Üst havalandırma kanalları var bunun. Ve işte arka hava çıkış kanalları var. Kompozit bir yapısı var ve Marushi'nin gerçekten iyi bir kask. Zaten hani araştırdığınız zaman bu kaskı öven oldukça çok arkadaş olduğunu göreceksiniz. İç petlerini yıkayıp çıkartabilirsiniz. Aynı zamanda antialerjik bir yapıya sahip olması gerekiyor. Bunu önerebilirim Ozan. Bir tane daha kask önereceğim. O da Nolan N87. Nolan N87 de gerçekten iyi bir kask. Zaten ödüllü bir kask. Önceden de ödül almış. Bu webbikeworld.com denen sitede 5 yıldız vermişler. 2016'da aldığı bir ödül bunun. Ön tarafından açtığınız zaman zaten açısını görüyorsunuz ve bakış açısının gayet geniş olduğunu görüyorsunuz. Daha önceki hani Marushi'ndeki gibi açılan hani ön tarafı açtığınız zaman hemen bu burun pedinin yanında havalandırma kanallarını göreceksiniz. Bu havalandırma kanalları gerçekten hani buna pin lock takmasanız bile gerçekten camınızın buğulanmasını engelleyebilecek kadar iyi yapılmış. Ön tarafında havalandırma kanalı var. Üst tarafında havalandırma kanalları var. Bunu da zaten daha önceden tanıtmıştım. O yüzden tekrar kafama giymiyorum. Bu 1530 gramlık. Yani düşünün hani Marushi'nin 1150 gramlık bir kask, bu 1530 gramlık bir kask. Tabii hani Nolan'ın da çok farklı özellikleri var. İlk önce zaten hani güneş vizörlü bir kask istiyorsan Nolan birebir bunun bir güneş vizörü var.
Ve altında bir tane çene pedi var. Onun da vardı. Mikrometrik bir bağlantısı var Nolan'ın. Lexan'dan yapılıyor biliyorsun bu. Yani polikarbonun geliştirilmiş modeli. Ve tabii ki bu onda hani öyle bir şey yok. Maruşin'de öyle bir şey yok. Bu Encom iletişim, intercom sistemlerine de uygun şekilde yapılmış. Ona göre dizayn edilmiş bir kask. Arka spoiler da gerçekten güzel. Sarsıntıyı engelleyebilecek gibi yapılmış ve arka hava çıkış kanallarını şurada görebilirsin. İç petlerini çıkartabilirsin. Birçoğunda iç petleri çıkıyor. Ama hani kısmen çıkartılabilenler var. Tamamen çıkartılıp yıkanabilenler var. Tamamen tercih senin. Ben iki öneride bulundum. Diğer önerilerimi açıklamada yazacağım. Bunu da koyayım. Şimdi diğer arkadaşın sorusuna geçeyim. Berkay Kurak diye bir arkadaşımız var. Bir de Fatih Altınok diye bir tane arkadaşımız var. O arkadaşlar 3000 TL'ye kadar 4 mevsimlik full set gösterebilir misin demiş. Evet gösteririz. Bunu mesela işte ne gibi kaslar önerebilirim? Bell Qualifier önerebilirim. Bell Vortex önerebilirim. O kasları alabilirsiniz. O kaslar şöyle bir şey. Yaklaşık hani işte Bell Vortex derseniz 1000 liraya yakın olması lazım ya da 850 liraya yakın olması lazım. İşte Bell Qualifier o fiyata yakın olması lazım. Bell Vortex ise 1000 liradan daha fazla. 1300 lira, 1500, 1700 lira kadar çıkan bir yapısı var. Onlardan seçebilirsin. 4 mevsim bir mont istemiştin ve ona göre bir tane mont seçtim. O Ajax'ın bir montu. Bunu tabii giyerek göstereceğim. Tamamen hiç kesmeden yayınlıyorum arkadaşlar. Sorun yaratır mı için? Sizin yani videoya çıktınız da orada. Fark eder misiniz? Evet. Montu 4 mevsim bir montu arkadaşlar. Ajax'in adı ise Rodger diye geçiyor. Siyah 4 mevsimlik bir mont. 215 euro fiyatı var. 5 ile çarpınca 1200 lira civarlarına falan geliyor. Tabii 5,5 oldu euro. Şurasında bir tane cırtçırtlı bir tane bölümü var. Boynunda. Şu kısımlarında cırtçırtlı ve aynı zamanda şöyle fermuarlı şekilde açılıyor. Fermuarlı şekilde açıldığı zaman biraz daha hava alabilir bir mont haline geliyor. Kolları ayarlanabiliyor. Dirseklerinde ve omuzlarında korumaları var. Ve arka tarafında bir sırtlı olması gerekiyor. Fakat Ajax'ın bunu koymamış. Ajax'ın yerine sizin alıp ekstradan bir sırt koruması koymanız gerekiyor. Naylon 6-6 veya 6-1, 6 veya 6-6 kumaşlarından yapılıyor biliyorsunuz. Bunlar da sentetik kumaşlar ve gerçekten dayanıklı kumaşlar. Şöyle açtığınız zaman zaten içini göreceksiniz. Bunlar 4 mevsimlik montlar, 6 da deli de aynı zamanda cırtçırtlı bir model. Biraz yana geçeyim de. Şöyle yanlarında iki tane cep var ve bel halkaları var. Bu bel halkaları bunun hani belinize oturmasına yarıyor. İç tarafını açtığınızda zaten şu tarafından çıkan iç astlarını göreceksiniz. İçi de fileli bir dokuya sahip. Aynı zamanda iç cebi ve dış cepleri.